14.35'te RSFM'de. RSFM'den herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Neval İnan ve her hafta olduğu gibi yine Eko Kafe gününde, Eko Kafe saatinde sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz iş dünyasından, siyaset dünyasından, medya dünyasından ve yaptıkları işlerle farklı bir şekilde anılan ve başarıya imza atan isimleri buluşturmaya devam ediyoruz. İşte onlardan biri. Belki de bugüne kadar birçok sosyal medyada, internette görmüş olabilirsiniz ama henüz daha onları tanımak için az bir zamanımız daha var. Gerçekten öyle böyle değil. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hepsi birbirinden genç, hepsi birbirinden inançlı ve öte yandan sosyal sorumluluk projelerini imza atma konusunda gerçekten şu ana kadar üstlerine tanımıyorum. Kendilerini inceleme fırsatım oldu. Daha öncesinden de yönetmeni tanıyorum. Ben ekibi hemen tanıtmak istiyorum. Şifa Niyetine Tiyatro grubundan sevgili İlyas Çağlayan, yönetmen ve oyunculardan Çiğdem Baysal'la Serhat Eren konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sevgili Çağlayan, nasılsın? İyi misin? Keyifler nasıl? Hoş geldin. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok iyisiniz. Böyle sorumluluk projelerinde sizler gibi değerli insanların yer aldığından bizler de çok mutlu oluyoruz. Bizleri aldığımızdan ekip arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Hepsine buraya gelemeyen diğer oyuncuların çok çok selamlarını getirdim size. Evet. Valla İlyas'cığım inanılmaz heyecanlı bir ekip. Ama bu ekibin bir başka bir özelliği var. Sizler yardım kuruluşları ve yardım amaçlı kurulan eczane teknikerlerinden oluşan bir grupla çalışıyorsunuz. Ekipte 12 kişi var. 6'sı kız, 6'sı erkek. Öyle değil mi? Evet. Birazcık Şifa Niyetine Tiyatro'yu tanıyabilir miyiz? Şifa Niyetine Tiyatro yaklaşık benim 10 yıldır amatör ve profesyonel bir tiyatro geçmişim var. Benim hayalimde zaten kendime ait bir atölyem olsun istiyordum. Yani çok değerli, çok kıymetli hocalarımdan eğitimler aldım ben. Kimler bunlar? Başta Beyhan Karaadam, Esra Akkaya, Sarp Akkaya, Akademi Tiyatro'da kameron oyunculuk eğitimini alırken Kaya hocamızdan çok değerli bir eğitimlerde bulunduk. Beyti Engin var, o da çok değerli bir hocamızdır. Zeyno Gönenç, o da çok değerli ve kıymetli bir hocamdır. Benim kendime ait bir atölyem olsun zaten istiyordum. Adem Dişçi, teknisyen Adem Dişçi bir gün bir tanıdık vasıtasıyla bana ulaştığında, hocam biz sağlık sektöründe hep geri planda kalıyoruz. Bizler de biraz ön plana çıkabilir miyiz? Bunun adına ne yapabiliriz diye düşündük ve bir tiyatro oyunu yapmak istiyoruz dediğinde dedim yaparız, sıkıntı yok. Ama bu tiyatro oyunumuzu sizlerin tanıtımının ziyadesinde bir yardım kuruluşuna gelirini verme imkanımız var mıdır deyince hocam biz daha çok mutlu oluruz dediler. Ve bir 3 aylık bir yol haritamızda böyle bir eğitime başladık. İnanılmaz derecede çocuklar başarı gösterdiler. Yani kendileri aslında inanmıyordu. Bizler böyle bir şey yapamayız diye düşünüyorlar yani ama tiyatro eğitimi alan